İnegöl Belediyesi ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma İmdat İşbirliği içerisinde 10-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan deprem farkındalığı haftasında yapılacak olan bilinçlendirme çalışmaları başladı. Tatbikat, yıkım, yapay zeka çalışmaları gibi etkinliklerle İnegöl deprem haftasında dolu bir hafta geçirmiş olacak. Deprem Farkındalık Haftası programı Merkez Belediye binası önünde kurulan stand ve fotoğraf sergisiyle başladı. Programı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Aslan, AFAD Bursa Bölge Müdürü Yalçın Mumcu ile çok sayıda kişi katıldı. Deprem Farkındalık Haftası başlangıcında bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban şunları söyledi. Marmara Depremi Haftası etkinlikleri kapsamında bir hafta boyunca etkinlikler yapacağız. Bunun duyurusunu yapmak üzere bugün toplanmış bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemizde, şehirlerimizde pek çoğu deprem kuşağı bölgesinde yer alıyor. Fay hatları üzerinde yer alıyoruz. Tabii bu bizi her ne kadar tedirgin ediyor gibi olsa da bununla beraber yaşayacak, birlikte hayatı idame ettirecek, devam ettirecek çalışmaları ortaya koyabilmek adına farkındalık, bilinçlendirme çabalarımız devam ediyor. Burada 22 yıl oldu 17 Ağustos depremini yaşayalı ve biliyorsunuz 23.781 vatandaşımız vefat etti burada. Allah'tan rahmet diliyorum bir kez daha. Tabii çok yakın dönemlerde yaşadığımız biliyorsunuz İzmir depremi var ki çok ciddi anlamda hissettiğimiz 6.9. Yine Elazığ Sivrice depremi, Bingöl'de 6.4, Van'da 7.1, 2011 yılında yaşadığımız depremler. Bunları ne ilk ne de son olduğunu biliyoruz. Ama deprem gerçeğinin varlığından haberdarız. Beraberinde ülkemizde deprem öncesi diye tabir ettiğimiz dönemlerde yapılmış yapılar var. Tabii ki o günün yönetmelikleriyle yapılmış ama bir de sonrasında daha güçlü ve mühendislik anlamında, fen bilimleri anlamında daha güçlü yapılmış sonrasında yapılar var. Tabii burada şu sonucu çıkartıyoruz. Bu deprem öncesi yapı stoğunun dönüşümüyle ilgili kısa, orta, uzun vadede neler yapmalıyız? İnegöl'den örnek vereceksek 77.478 adet yapı stoğumuz var. Bu yapı stoğumuzun da neredeyse 60 bini deprem öncesi diyebileceğimiz çoğunlukta. Her türlü afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten İnegöl Kaymakamı Eren Aslan ise şunları söyledi. Gerçekçi de olmak lazım. İşte yaşadığımız çağda iklim değişikliği, yine yaşadığımız coğrafyanın, ülkemizin bir deprem kuşağı içerisinde yer alması gerçeğini bilerek bunlara hazırlıklı olmalıyız. Buna hazır olmadığımız takdirde canlarımız yanmaya devam eder. O yüzden toplumdaki bu bilinçlenme, bilgilendirme çalışmaları, yine yetkili kuruluşlarımızın, bütün kurumların bu konuda yaptığı çalışmalar çok kıymetli. Gönüllülerimizin yapmış olduğu çalışmalar çok kıymetli. Bu vesileyle bir kez daha ben de bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konuşmalar sonrası ise vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.